Geografik bakışa tekrar hoş geldiniz. Üçün, dördüncü sözde kaldığımız yerden nasipse devam edeceğiz. İki hizmetkarın yanında kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim. İki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. Öteki hizmetkar bedbaht, serseri olduğundan İstasyona kadar 23 altınını sarf eder, kumara mumara verip zayi eder, bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der, yahu şu liranı bir bilete ver, ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim Efendimiz Kerim'dir, belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder, seni de tayyareye bindirirler. Bir günde mahalli ikametimize gideriz. Yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. Acaba şu adam deyip devam ediyor paragraf. Bu iki arkadaşı, bu iki hizmetkarı karşılaştırırken şöyle bir şeyle görüyoruz. Bunların arasında bir fark var. Yani iki hizmetkarın birbiriyle bir farkı var. Birisini bahtiyar diye tanımlıyor Sayın Nursi. Birisi bahtiyar idi ki istasyona kadar bir parça masraf eder falan. Diğeri, öteki hizmetkar bedbaht serseri olduğundan diyor. Yani aralarındaki ana fark davranışlarındaki farkı oluşturan şey bu. Evet. Bana şimdi dikkatimi çeken bir nosus oldu. Onu da sen, seninle paylaşayım. Şimdi 24 altın sermayeydi. Hı, hı Bu sermayeyi birden bine çıkaracağız. Yani öyle bir ticaret yapıyorsun ki o ticaret sermayeyi birden bine çıkartıyoruz. Sermaye dediğimiz gün, 24 saat her bir gündü, değil mi? Tabii. Bir gün nasıl bir gün bin gün olur, efendisinin hocunun hoşuna gidecek bir ticaret yaparsa? Kendimizi de böyle yani biraz daha böyle müşahhas ve e, anlaşılabilir Gerçek. gerçekçi misaller verirsek bunu nasıl örnekleyebiliriz? Bir gün bir bin gün olmaz. <laughs> yani bir lezzet bin lezzet nasıl olur? veya bir bir dakikada yapacağın şey bin dakikaya nasıl mal olur? Yani, yani bir dakika nasıl bin dakika kazandırır bana? Heh, kazan en doğru soru sorunun en doğru formu o oldu herhalde. Ee, sermayesi çünkü çünkü birden bine çıkar diyor. Aslında öyle mi? Sermayesi değerlenir diye de söylenebilir aslında. Yani şöyle e, biraz bana e, yani şu tarzda izahlar ayağını ayağı yere basmayan izahlar gibi geliyor. Yani mesela diyor ki ahirette alırsın. İleride sen yap bu işi, ileride alırsın. Allah sana verir. Yani o bereketi benim bir en azından bir hissetmem gerekiyor. İki Görmem gerekiyor. Niye öyle bir şey? İnan geç. Niye ile göreceksin? Sen bu konuda hani tabiri caizse takıntılı olduğun için hep böyle farklı bahislerde geliyor. Ben de altını deşeleyeyim istedim. Niye görmek zorunda olayım ki? Yani Doğru yaptığımı nereden bileceğim? Evet. Genelde böyle şey yapıyorduk zaten. Ya itminana ulaşmaya çalışıyorum. Emniyete ulaşmaya çalışıyorum. Emin olmaya çalışıyorum. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Kitap okumak, herhangi bir iş yapmak var. Hı hı. Bu işi o anda o anlığına yapıp geçebilirsin, ama orada öyle bir verimli bir çalışma yaparsın ki senin hayatının belki tamamında sana lazım olacak bir kabiliyet inkişaf eder orada. Tamam. Hayatın boyunca onu kullanabilirsin. Aynı. Dolayısıyla bir dakikayı bin dakika yapmanın örneklerini biz kendi hayatımızda görebiliyoruz. Mesela örnek diyelim nal bantsın, nal çakıyorsun. Hı, hı Öyle, hani farazi örnek verelim. Bir günde bir tane nal çakabiliyorsun. Birisi geliyor yoldan geçen bir adam bakıyor diyor ki ya bak onu şöyle değil de böyle yaparsan, şöyle tutup da böyle çakarsan daha hızlı yaparsın. Hakikaten bir günde dört nal çakmaya başlıyorsun. Ömür sermayen de belli aslında. Sermayen artıyor aslında. Öyle, öyle değil mi? Evet. Böyle, böyle kabul edebiliriz. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok yani nal örneği ne kadar güncel oldu bilmiyorum ama olmadı da. Hı -hı. Herkesin anlayabileceği bir şey diyelim. Yani bir şeyi sürekli yapmak zorundasın. Hı -hı. Ee, o şeyi birilerine sorarak bilmem ne yaparak veya e, bir şekilde bir şekilde e, şeyle ısmarlama olarak e, her gün yapıyorsun. Ama o şeyi sen öğrensen sen için şey olsa ee, kabiliyete dönüşse. Kabiliyete dönüşse bir oralara buralara danışmana gerek kalmayacak. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Yani bir şey gibi yani sürekli şeye bakıyorsun. Sözlüğe bakarak şey yapıyorsun. Sözlük okumak, okumak gibi. Ama ondan sonra kelimeyi öğrenmişsin. Takır takır geçiyorsun. Sözlük oku, okumaktan harcadığın zamanı ne yapmış oluyorsun? Tabii. Kazanmış oluyorsun. Bunun gibi bu tarzda bereketlenme olacak ee, yani zamanda bir bereketlenme gibi bunun gibi olması gerekiyor öyle hissediyorum peki burada Heh. biz e, efendi bizim efendisinin hoşuna getirecek bir ticaret elde eder birden bine çıkar bu nasıl mümkün olur evet, yani. Yani burada burası bu konteks gereği nasıl yapacağız nasıl olur fakat o masraf içinde, hatta geriden alalım, birisi Bahtiyar'ı dedi ki istasyona kadar bir parça para masraf eder. Yani sermayesinden bir kısmını harcar. Evet. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki, yani bir ticaret elde eder ve sermayesi birden bine çıkar. Sermayesini arttırır her nasıl yapacaksa. Mesela benim o hani tarihi örneğim gibi nal çakma makinesi alır gidip bir akçeyi bir altınını verir nal çakma makinesi alır artık çok daha hızlı yapar falan gibi bir şey. Şimdi burada pratik bir benim dünyama gelen bir şeyi söyle yani pratik bir şey yapmamız gerekiyor. Mesela ibadet ediyoruz. Tamam. Mesela bir şeyler yapıyoruz. Bu nasıl olur da Birden bin ke, bine ulaşır. Mesela ben kendi dünyamda, kendi hayatımıza bakalım. Bu konu konteks gereği olsun, yüzlerce rekat namaz kıldık. Eyvallah. Hatırlamıyoruz bile. Tabii. Bereketini veya şeyini. Öyle yapmışız, geçmişiz. Tabii. Görevsiz. Ama bazı anlarda, böyle bazı ee, nasıl söyleyeyim? Özel zamanlarda. Özel tamam. zamanlarda. Tefekkür edip kastederek e, kastederek derken yani rızasını kastederek. Hani her zaman yediğimiz ekmeği Ramazan'da iftarda yediğimiz gibi. Hı. Hmm. İbadeti de o şekilde her nasılsa yaptığımız hallerde diyelim evet. mesela. Özel günlerde mesela Allah'ın böyle bereketli verdiği günler oluyor ya gibi. Öyle değerlendirmeye kaşkışarak yaptığımız günler bazen ibadetler var. Yani öyle bir şey, öyle ki varlığını bir an sonrasına değil belki bir yıl sonrasına bile taşıyabiliyor. Yani sen onu bir yıl sonra hatırlayıp da oradan zevk alabiliyorsun. Hmm. Oradan lezzet yani saadet ve surur devşirebiliyorsun. O anlardan dolayı. Dolayısıyla o an o anda kalmadı. Orada kalmadı. Diğerleri mesela yaptığımız ameller anlık geçiştirici o anda kalır ve evet. yani 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 attık gitti gibi Tabii. gelir. Evet yani. Ben bu dünyadaki bakan yönüyle bakmaya çalışıyorum. Ama öyle kasıtla, tefekkürle yoğunlaşarak yaptığımız mesela çalışmalar var, okumalar var. O okumalar hem o anı bir bereketlendiriyor, o anda müthiş bir e, feyz ve bereket veriyor. Sonra orada aldığımız e, Tabii. bereket sonraki günlerimize, sonraki anlarımıza, sonraki aylarımıza, sonraki yıllarımıza hmm. ne yapıyor? Hmm. Sonraki yıllarımıza bir yetenek, dahi... bir kabiliyet, bir meleke gibi sirayet ediyor. Ve hatırladıkça oradan aldığımız bir mesela çok daha ilginç bu, mesela bir yöntem öğreniyorsunuz mesela o bir çaba içerisinde. O yöntem bir bakış açısı öğreniyorsunuz. O bakış açısı birçok şeyin anlaşılmasına vesile oluyor. Tabi tabi tabi. Örnek vereyim mesela. Hı hı. Normal gündelik hayatınızı yaşıyorsunuz. Etrafınızda nesneler var, bilmem neler var falan. Birisi size gelip o nesnelerle ilgili bir bir zevk öğretiyor. Diyor ki bak mesela yeni bir kural varmış mesela. Farklı renklerin bir araya gelmesinden hani zıtlık kuralı. Geçen öyle bir şey öğrendim. Estetik bir tasarım yapmak için birkaç tane temel kural varmış. İşte gruplama, zıtlık bilmem ne falan. Şimdi bunları öğrenince artık hayatımın o anından itibaren gördüğüm şeyleri öyle bakıyorum. Hı hı. Var olan hani boşa geçiriyor demeyeyim de. Başka türlü geçireceğim, standart geçireceğim bir zaman dilimini bir tık yukarıda geçiriyorum. Veya birisi size bir, bir kokuyu tanıtıyor. Bak diyor bu koku bilmem ne kokusudur. Artık onu denk geldiğiniz önceden pek bir anlam ifade etmiyordu. Denk geldiğiniz her yerde bir anlam, bir şey daha açılıyor size. Şimdi Buradaki örnekteki bir saatte namaz ya, o namaz sırasında o bir saatte nasıl bir ticaret yapıyorsa o adam, bir şeyler açılıyor ki o geri kalan şeyini de sermayesini de bir anda böyle inkişaf ediyor. En Hı -hı. doğru tabir herhalde böyle bir şey olsa. Evet. Gibi. Yani normalde yaptığın fiil sıradan bir fiil. Olacakken. Sıradan bir fiil olacakken o kasıtla, o ticaret kastıyla, o... E, Yeni çabayla kabiliyetinle çab, işte yani o melekeyle Heh. muhatap olduğun zaman veya o e, nazar ile muhatap olduğun zaman ne yapıyor? O ne yapıyor? Sıradan olmaktan çıkarak bir ubudiyete evet. dönüşüyor. Yani kendi kendime e, bu şeyler de vardır. Okuyoruz mesela e, abdest almadan önce okunan dualar. Mesela e, işte namazdan çıkanca yapılan dualar. Biraz üzerine düşündüm mesela. Bir tanesi üzerine örnek vereyim mesela. Onun nasıl bereketlendiği kendi dünyamda. Mesela Rabbena la minet dünya illa ma vel iman diyoruz. Rabbim beni iman ve şehadet dışında bir halle dünyadan çıkarma. Hmm. Yani Amin. Öl, ölürken hep böyle anlıyorduk değil mi? Ölürken imanla ve şehadetle öleyim. öleyim. Fakat bunun üzerinde bu şey üzerinde biraz düşündüm, tefekkür ettim. Bu sadece ölüm anına mahsus bir şey olmaması lazım diye düşündüm. Anlatabiliyor muyum? Her zaman bir dünya ile bir muhatabiyetim var. Yani arz, alemi şehadetle bir muhatabiyetim var. Bu muhatabiyetim, bu muhatabiyetim şehadet ve iman. İman devşirerek değil mi? İçererek. İçererek olabilir. O zaman bu oraya da bakıyor dediğim zaman ha şimdi mesela bir şeye baktım. Yolda yürüyorum. Güneşin batışını seyrediyorum. Orada bu duayı nasıl anlayacağım? Rabbena la tuhricna minet. Yani oradan gözümü çektiğim hmm. zaman oradan iman ve şehadet, iman ve şehadet meyvesiyle birlikte çekebiliyor muyum? Orada. Ben o anda bir Allah'ın bir ayetine şahit oluyorum aslında. Evet. O ayetin varlığını gördüm. Değil mi? O ayeti gördüm, azameti gördüm ve orada Süfyanallah dedim, gökyüzünde işte mesela diyelim bir e, kocaman belki milyonlarca ton ağırlığında e, tabii, tabii. çok kadar büyüklükte falan bir sema şeyi bizim gökyüzüne lamba yapmış ve aynı zamanda muhteşem bir tablo gösteriyor. Bulutların arasında çok değişik e, şeyler, manzaralar bize sürekli seyrettiriyor dediğim zaman Allah'ın azametini, Allah'ın bir esmasını orada tefekkür ettim. Dolayısıyla o o, o sahneden olarak, şehadetle ayrıldım. O, 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 he, o, ilişkiden bir şehadetle, yaratıcının bir esmasını görerek ayrıldım. Bir ve dolayısıyla tekrar imanı tazelendi. Yani evet evet. Yani bu Allah'ın bir ayetiymiş evet. ve Allah kendi esmasını bunu. Dolayısıyla ben o cümlenin üzerinde küçük bir tefekkürle bir masraf her, ederek, bir küçük küçük bir masraf yaparak ne yaptım? Her bir olayda marifet devşirecek bir e, anahtar elde ettim. O güneşin o, batışı bile sana sermaye hükmüne geçti. Yani o sadece şey olarak anlıyordum o olayı. Ben öldükten sonra bana iman, evet. ölürken yani iman ve şehadetle e, gitmeyi nasip et yerine her bir olayda, her bir şeyde, her bir şeyle olan muhatabiyetimde yani dünya, alemi şehadetle ilişkilerimin hepsinde beni o ilişkide görmem gereken, şahit olmam gereken ki sen onu şahit, şahit tutmak için yarattın. Şahit olmam gereken şeyi görüp orada imanımı tazeleyerek çıkmayı nasip et manasında evet. bir dua olduğunu ve aslında bu bir anahtar olduğunu o kelimenin her bir şeyin arkasındaki İmana bakan ve açan bir kilit olduğunu öğrendim. Bu sefer ne yapıyorum? O duayı her yerde kullanmaya çalışıyorum. Her ana yaymaya. Her ana yaymaya çalışıyorum. Dolayısıyla bir kelime, değil mi? Bir cümle ne oldu senin için? Hayatının her anında anahtarlık görevi yapan bir konuma geldi. Birken bin oldu. Aynen öyle. Sadece ölüm anına münhasır değil de her ana münhasır bir konuma geldi. Bunun gibi diye bir şeyler diye düşünüyorum. Yani her anın senin için başka bir seviyeye çıktı. İşte. Hı hı. Evet. evet. anlam evet. Yani dolayısıyla o Resulullah'ın o yapmış olduğu duanın e, insanın hayatının her anına bakan ve her anını terbiye eden bir yönünün olduğunu bir anlamış oldum ve onu uygulamaya soktuğum zaman da ben de onun bereketinde ulaşmış oldum gibi yani. Dolayısıyla Eyvallah. sermayesi birden bire çıkar. O demek herhalde yani. Yani o, bir o manaya geliyor. Anlamlarından bir tanesi bu olsa gerek. Evet. Ya yani bunun gibi bütün anımızı ki burada ileride söyleyecek. iki namaz arasındaki yapılan bütün ameller de şeye kalp olur, ibadete kalp olur. Yani bütün işlerde ibadete kal olur. İki iki namaz arası bir kastı, bir iradeyi, bir ee, niyeti gösterdiği için o niyetle yapılan bir şey. Evet. Allah'ın rızasına senin için yaptım ki senin için yaptım meselesi ne demektir? Bekaya gönderdim, ebediyete gönderdim. Yokluktan çıktı, anlamsızlıktan, abesiyetten çıktı varlığa misafir oldu, ebedi bir anlam Aynen. katmanı kazandı manasında e, yorumlayabiliriz ki bence çok önemli bir şey. Yani bu ticareti anlamak gerekiyor. Nefis mesela ne yapıyor? Kalp, burada işte kalp kalp ve vicdan, yani vicdan veya nefis arasında... Kalp ne yapıyor? Sürekli yaratıcıyla ilişki kurmaya çalışıyor. Bekaya götürmeye çalışıyor. Evet. Yani efendisinin hoşuna gidecek. Evet. Bu yaptığım amelim şu anlık bir şey değil bu. Şu anda olup bitecek, yiyip gideceğim. Evet, evet. Olacak bir şey değil. Yani aslında sen o anla öyle şeyler keşfediyorsun ki o ilişkiyle... Yani bir esma öğrendiğin zaman baki olan bir defineyi bulmuş oluyorsun. Evet. Dolayısıyla baki olan bir defineyi bulduğun anda o anın beka buluyor. O, o ilişkin mesela yaptığın iş neyse ne yapıyorsan o fiilin arkasındaki o esmayı gördüğün anda benim bunu veren bir Rabbim var mesela. Değil mi? Ne diyelim? Benim ressam olan bir Rabbim var. Ondan sonra demek ki kainatı her gün değil mi bir tablo gibi seyretmek tamam. suretiyle ebedi bir ressamın değil mi Aynen. sonsuz bir ressamın sürekli tablolarla muhatap olacağım ve oradan bana güzel hakikatler, güzel muhabbetler, güzel zevkler defterlenecek, yaratılacak. Bunu bunu keşfediyorum. Yani ee, o anı an, anlık bir ha, geldim gördüm geçti hatta bazen böyle farkına bile varmadan evet. geçiyor. O anlık bir o anlık bir olayı baki bir esma ile bağlantı bağlantılayarak anı Aynen. Bek, bakileştiriyorsun. Aslında bire bin değil belki baki yapıyorsun. Bire sonsuz. Bire sonsuz oluyor. Evet. Peki o zaman paragrafın devamını bir sonraki hafta konuşalım inşallah. Olur. Yine holografik bakışta görüşmek üzere Allah'a emanet. Hoşçakalın, Allah'la kalın. Allah